Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Özellikle Erdoğan'ın saldırgan siyasetini önüne katıp her yere vuran, kıran, dağıtan, işgal edeceğiz diyen, tehdit eden Erdoğan'ın siyasetini, bunun dışarıda nasıl karşılandığını ve iç siyasete yansımalarını zamanımız el verdiğince konuşacağız. Üç değerli konuğum var. Hişyar Özsoy, HDP milletvekili, aynı zamanda HDP dış ilişkiler eş sözcüsü. Armağan Kargılı, gazeteci arkadaşımız. Yine Ayşegül Karakülhancı, gazeteci arkadaşımız. Ben başlamadan hemen önce her üç konuğuma da hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, teşekkürler, zaman ayırdınız. Merhaba. Biz teşekkür ederiz. Merhaba. Sağ olun. Merhaba. İyi akşamlar. Peki, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle başlayalım istiyorum. Biraz da son gelişmelerin içindeydi, biraz yakından takip etti. İsveç Dışişleri Bakanı Sayın Ann Linde ile görüştü Sayın Hişyar Özsoy. Hişyar Özsoy'dan başlayalım istiyorum. Aslında Ann Linde'nin konuşmasında bir diplomatik nezaket gözüküyordu. Ama Çavuşoğlu agresif, saldırgan, neredeyse Ann Linde'yi pekkeli ilan edebilecek kadar ileri giden diplomatik üslubun dışında bir konuşma yaptı. Bir başka tezat da şu, Ocak ayında Agit Dönem Başkanlığını devralıyorlar ve Çavuşoğlu Agit Dönem Başkanlığını da destekleyeceğini söyledi. Hem bu durumu nasıl izah etmek gerekir doğrusu, bir de İsveç'in Agit Dönem Başkanı olması, özellikle Türkiye'nin bölge politikalarını işgale dönük saldırgan tutumunu nasıl etkiler? Oradan başlayalım istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle diğer arkadaşları da selamlıyorum. Özür diliyorum ama teknik olarak yayında ses yankısı var. Evet, arkadaşlarımız o sesi kesmeye çalışır. Sesiniz size geri dönmesin. Evet, şimdi Enlin buraya geldi. Tabii hem İsveç Dışişleri Bakanı olarak aynı zamanda da Ocak ayında Agit'in dönem başkanlığını üstlenecek. Bu vesileyle bir ön hazırlık için gelmişti. 7 yıldır Türkiye'ye İsveç Dışişleri Bakanlığı düzeyinde ziyarette bulunmamıştı. Biz Enlin'i aynı zamanda çok uzun dönem Sosyal Demokrat Parti'nin, şu an iktidarın büyük koalisyonu olan, ortağı olan Sosyal Demokrat Parti'nin dış ilişkiler sorumlusu olarak da biliyoruz. HDP ile birlikte daha önce uzun dönemde çalışmış. Hı hı. Aynı zamanda biz onlarla birlikte hem Progresif Alliance dediğimiz ilerici birlik ve Avrupa Sosyalist Partisi içerisinde de yoğun çalışmalarımız söz konusu. Kendisi Kürt meselesini çok yakından takip eden birisi, Türkiye'deki demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırıları çok yakından takip ediyor. Bu tür ciddi meseleleri görüşmek için Türkiye'ye geldi. Malumunuz Türkiye şu an Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs ve Yunanistan'la sıkıntı yaşıyor. Aynı zamanda Agit coğrafyasının içerisinde olan birçok ülkede Türkiye'nin askeri maceraları söz konusu. Hal böyleyken bu konuları dürüst, samimi bir şekilde görüşmek istedi Çavuşoğlu'yla. Belli ki çok açık konuşmuş düşüncelerini. Çavuşoğlu'nun da çok hoşuna gitmedi. Bir de İngilizceyi anlamamış. Orada bir kelimeye takılmıştı Çavuşoğlu. Onun İngilizcesinin eksikliğine vermek lazım. Bir uyarı falan yoktu Enlin'in söylediklerine. Israrla size öneriyoruz, Suriye'den geri çekilin demişti. Dünya, Enlin ve dünyanın geneli yani PYD'yi, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyor. Asıl sıkıntı bu. Yani Çavuşoğlu'nun tepkisi bir taraftan onaydı. Siz niye bizim terör argümanlarımıza destek vermiyorsunuz? Ama çirkin bir... Çavuşoğlu şöyle bir şey de kullandı. Yani bunu diyenler aynı zamanda PKK'ya, YPG'ye destek verenlerdir dedi. Tabii onu söylüyor. Yani zaten biliyorsunuz Kürt meselesini Türkiye'nin resmi tezi içerisine düşünmeyen herkes terörist oldu zaten. Hem ülke içerisinde hem ülke dışında. Yani Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Birliği'nde fark etmiyor. Türkiye'nin resmi terörle mücadele ediyoruz tezine inanmayan, bunu savunmayan herkes terörist olmuş durumda Enlin'de. Ama kendisi bunu gayet olgunlukla karşıladı. Doğrusu güldü. Yani
Yani diplom, ondan sonra Çavuşoğlu'nun görüşmesinden sonra eş başkanlarımızla birlikte kendisiyle görüştük. Evet. Biz eş başkanlarımıza eşlik ettik orada. Bu konu da gündeme geldi. Gülümsedi, gülümsemekle yetindi. Bir ciddi işleri konuşmaya geldim dedi. O kadar söyleyebilirim, o kadarını paylaşabilirim. Dolayısıyla Çavuşoğlu'nun sinirlenmemesi zaten sıkıntı olurdu. Her şeyi açık seçik bir şekilde hem kameralar önünde hem arkasında kendisiyle konuştuk. Erli'nin görüşmesi şunu gösteriyor, hemen bitiriyorum. Burada bu tutum özellikle Agit'le ilgili soruma da yanıt vermenizi isteyeceğim. Evet. Avrupa Birliği diğer ülkelerde etkiler mi? Tabii ki, tabii ki etkiler. En nihayetinde Sosyal Demokrat Parti'nin hani önemli isimlerinden bir tanesi. Avrupa Sosyal Demokratları içerisinde İsveç ve Alman Sosyal Demokratları tabii ki her zaman için baskındır. Daha böyle öncü durumdadırlar. Hem Avrupa Birliği içerisinde hem Agit içerisinde Enlin bundan sonra da sanırım perçinlemiştir. Yani Çavuşoğlu'nun bu nezaketsizliği kendisine geri adım attıracak değil, kendisini perçinleyecektir. Agit üye ülkeler içinde ve arasındaki çatışmalı problemleri bir güvenlik teşkilatı olduğu için bu problemleri barışçıl demokratik yöntemlerle, müzakereyle çözmek için kurulmuş bir teşkilat. Bu çerçevede de Agit dönem başkanı olarak Türkiye'nin tarafı olduğu birçok çatışmalı noktaya da bence Türkiye eleştirel bir noktada müdahil olacaktır Enli. Evet, bu konuyla ilgili de bunu diyelim diyorsunuz. Armağan Hanım, sizinle devam edelim. Aslında Türkiye'yi ilgilendiren bir başka konu da şu mülteci antlaşması. İşte mülteci antlaşmasının süresi de dolmak üzere ve yeni bir antlaşma hazırlığı da var. Erdoğan mülteciler üzerinden bu tehdidini tekrar yeniden sürdürebilir mi? Bir diğeri ise Avrupa Birliği devletleri gerçekten Erdoğan'ın bu tehdidini ekarte edecek bir güce, bir siyasete, bir politikaya sahip değiller mi? Avrupa Birliği ülkeleri, yani DAEŞ'i bir taraftan, DAEŞ'i ya da benzeri çeteleri Avrupa'dan uzak tutmaya dönük böyle bir mülteci siyaseti de gözetiyor. Ama diğer taraftan Erdoğan'ın belki bu konudaki en ciddi risklerden biri olduğunu da görmüyor mu? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum doğrusu. Siz de yakından takip ediyorsunuz bu meseleyi. Şimdi çok uzun zamandan beri konuşuyoruz tabii bu meseleyi. Yani mülteci meselesi Türkiye ile Türkiye üzerinden daha doğrusu Avrupa'ya gidecek mülteciler meselesi. Ama asıl sorunun IŞİD'liler olduğunu biliyoruz. Yani işte IŞİD militanlarının Suriye'de o kafa kesen militanların Avrupa'ya gidip gitmeyeceği sorunu. Bunu yıllardır konuşuluyor ama yani ne yazık ki Avrupa Birliği bu konuda ciddi bir politika geliştiremedi. Hala Türkiye ile anlaşmayı yaptıkları noktadalar. Hani parasını verelim, siz burada tutun noktasındalar ve Erdoğan yıllar yılı Avrupa konusundaki politikalarını bunun üzerinden, bu tehditle sürdürebildi. Dediğim gibi yani ne acıdır ki Avrupa Birliği buna ilişkin bir çözüm hala üretemedi. İşte geçtiğimiz günlerde bazı IŞİD'lerin eli silaha değmemiş kişilerin Suriye'de DSG tarafından, SDG tarafından bırakıldığını biliyoruz. Mesela onların bile nereye gideceği konusunda bir şey yok. Avrupa bunlara ilişkin de henüz bir çözüm getiremedi. Yani ne olacak bu insanlar? Çünkü çoğu demesek de önemli bir bölümü Avrupa Birliği vatandaşı ve Avrupa'ya dönüyorlar. Şimdi İngiltere'de vardı böyle bir vaka ve mahkeme sonunda evet İngiltere vatandaşıdır ve dönecektir ülkesine kararı vermişti. Çünkü aynı zamanda bir çocuğu var falan. Yani ama toplu anlamda bir politika geliştiremediği için ne yazık ki bu tehdit hala canlılığını koruyor. Yani Erdoğan kapıları açarım dediği anda Avrupa geri adım atıyor. İşte son bu Yunanistan Ege krizinde de yine benzer bir tehdit kullanıldı. Yani hep bu tehdit canlı bir şekilde ayakta tutuluyor. İşte Almanya'nın son dakikada hani Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi, Türkiye'ye tamam, tek nedeni bu değil elbette ki. Yani ekonomik şeylerden de korkuyor. Çünkü Türkiye'nin, Türkiye gibi bir ülkenin ekonomisinin çökmesi Avrupa'daki hiçbir ülke tarafından istenmediği
Kusura bakmayın, araya girip bir şey sormak istiyorum. Yani biraz da şeytan avukatlığını yapma adına. Şimdi bu anlaşmaların yapıldığı dönemde işte Fransa'da, Belçika'da, Almanya'da çok sayıda DAEŞ saldırısı oldu. Çok insan yaşamını yitirdi. İşte yine bu anlaşmaya doğru gidilirken dün gece, dün işte Fransa'da bir öğretmenin başının kesilerek bir radikal İslamcı diye tarif edilen biri tarafından başının kesilerek öldürüldüğü basına yansıdı. Hala Fransa'da çokça konuşulan bir konu. Yani bunlar tesadüf olabilir mi? Çünkü şu da var. Erdoğan resmen artık bu çeteler üzerinden tehdit ediyor Avrupa'yı. Yani zaten Fransa'ya da açıkça söylemişti. Hani bir gün Fransa'da bazı şeyler olabilir. Bunun önüne geçemeyebiliriz diye açıkça evet. söylemişti. Yani şimdi böyle bir veri olmadan hani bir gazeteci olarak ben bunu evet Türkiye böyle bir şey yapmıştır deme hakkına sahip değilim. Ama olayları yan yana getirdiğiniz zaman ve bugüne kadar olanları alt alta sıraladığınız zaman böyle bir endişeyi Avrupa'da herkes taşıyor. Yani dolayısıyla hani mülteci meselesi hala Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ya da genel olarak Avrupa ülkeleriyle, Batı ülkeleriyle Türkiye arasında hala bir sorun ve bu tehdit hala işe yarayan bir tehdit. Yani son işte liderler zirvesinde örneğin Türkiye'ye ilişkin süre verilmesi nedeni bu anlaşmanın evet yani bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim bekleniyor tabii yani bütün dünya zaten oraya engellenmiş durumda ama aralığa ertelendi yine de bu anlaşma konusunda yeni bir adım atılabilir mi? Yani hani yine parasını verelim siz orada tutumu muhtemelen Avrupa Birliği tarafından, Avrupa ülkeleri tarafından yine tercih edilecektir. Ve bu tehdit de canlı bir şekilde tutulmaya devam edilecek diye düşünüyorum ben. Evet, bu da Erdoğan'ın elini güçlendiren önemli etkenlerden biri. Ayşegül Karakülhancı, sizinle devam edelim istiyorum. Siz de Almanya siyasetini çok yakından izliyorsunuz. Ve Almanya ile ilgili de Merkel'in özellikle Erdoğan'a yönelik desteği artık çok geniş bir kesim tarafından konuşuluyor. Bunu sadece mülteci politikasıyla açıklamak mümkün mü? Bir de artık Almanya'da biraz önce Fransa ile ilgili verdiğim örneğe benzer örneklerle ilgili Alman basınına da yansıdı. Farklı biçimlerde de konuşuldu. Yani çok açık bir şekilde Almanya'da özellikle Erdoğan denetimindeki çeşitli yapılanmalar üzerinden, istihbarat üzerinden DAEŞ ve benzeri örgütlerle yapılan tehditler var. Almanya'nın bu riskte, özellikle bu tabloda, mülteci politikasına destek verdiği halde bu tabloda benzer bir soruyu da Almanya üzerinden size sorayım. Gerçekten Türk devletinin yarattığı riski görmüyor mu? Bu nasıl izah ediliyor oralarda? Almanya açısından birkaç farklı noktaya değinebiliriz. Birincisi tabii Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerini... Sesim doğru oraya yansıyor mu? Yansıyor. Bana yine yankılı geliyor aynı. Yansıyor. Yankıyı arkadaşlar kesmeye çabalasın. Tamam. Almanya açısından bakacak olursak Türkiye ile olan ilişkilerini... Düzgün bir biçimde ya da bozmadan tutmak Almanya açısından önemli. Çünkü birkaç faktör var. Sadece mülteci meselesi değil. Mülteci meselesinde bir tek Almanya değil, Avrupa Birliği Türkiye'yi partner olarak görüyor. Az önce Armağan Hanım'ın da söylediği gibi alternatif bir çözüm de üretemedi. Avrupa Birliği kendi içerisinde bu konuda uzlaşmakta çok zorlanıyor. Sadece bu konuda da değil, Türkiye konusunda da bir uzlaşıya varamıyor Avrupa Birliği. O yüzden biraz hem Avrupa Birliği ile paralel yürütüyor Almanya Türkiye ile ilişkilerini ama hem kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye ile ilişkilerini kurguluyor. Bu açıdan ekonomik ilişkilerini de göz önünde tutarsak çok ciddi yatırımları var Almanya'nın Türkiye'de. Çok farklı ekonomik anlaşmaları var. Bunu da göz önünde bulunduruyor Almanya. Bu da önemli bir faktör. Tabii ki de bir en önemli faktörlerden biri de buradaki yaşayan, burada yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlar Almanya açısından. Türkiye'de yaşanılan hiçbir siyasi problemi, politik problemi Almanya kendi içerisine taşınmasını istemiyor.
Bunu da mümkün olduğunca bu uzlaşı politikasıyla yürütmeye çalışıyor. Çünkü gerçekten 2016'da bu sıkıntı yaşadı Almanya. Muhalif gruplar dışarıdaydı. İşte iki grup, farklı gruplar birbirleriyle çatışma sürecine girdiler. Sokaklar çok hareketlendi ve Almanya'nın alışık olmadığı bir toplumsal süreçti bu. Bu konuda çok acil önlemler almak zorunda hissetti Almanya kendisini. Bu da bir alt başlık olarak Almanya için önemli. Bir önemli mesele de Almanya açısından Merkel meselesi. Bu biraz gündemin dışında duruyor ama bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Merkel'in görev süresi doluyor. Almanya yakında yani 2020'nin sonuna kadar Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı devam ettirecek. Ama Merkel görev süresini bitirecek 2021'de ve bir daha aday olmayacak. Ve Merkel'in aday olmayacağı bir siyasi seçimde nasıl bir resim belirleyecek bilmiyoruz. Şu anda Türkiye'deki ilişkilerle ilgili aslında Merkel tek söz sahibi olan insan, Avrupa Birliği ile ilişkileri düzenlemek açısından da Avrupa Birliği içerisinde de en önemli figür. Dünya siyasetinde de aslında şu anda en önemli figürlerden biri. Merkel'in son dönemi olması da işleri biraz zorlaştırıyor. Yerine kimin geleceğini bilmiyoruz. Merkel gittikten sonra Türkiye ile ilişkiler nasıl devam edecek bilmiyoruz. O yüzden mümkün olduğunca Türkiye ile sağlıklı bir ilişki yürütmeye Bu ilişki çalışıyorlar. sadece Merkel üzerinden ifade edilebilir bir ilişki mi, yoksa Alman devlet politikası mı, özellikle Türkiye boyutuyla ilgili, Erdoğan boyutuyla ilgili Sesinizi alamıyorum, pardon. dedim, bu ilişki sadece Merkel üzerinden tarif edilebilir mi? Yani bir Alman devlet politikası değil mi Türkiye ile yürütülen ilişkiler? Şu anda sanırım daha çok Merkel üzerinden tarif edebiliriz. Yani aslında bu 2016 mülteci anlaşmasıyla beraber bütün Avrupa Birliği'nin siyaseti de Türkiye ile olan ilişkisi biraz Merkel üzerinden gitmeye başladı. Çünkü Merkel ikna etti Avrupa Birliği'ni bu mülteci anlaşmasına. Türkiye Erdoğan'ı bunu bütün Almanya'daki yazarlar, gazeteciler söylüyor, politikacılar söylüyor. Türkiye'deki Avrupa Birliği'nin ilişkilerini takip eden gazeteciler de yazıyorlar. Erdoğan'ı kontrol altında tutmayı başaran Avrupa Birliği liderleri arasında tek kişi Merkel. Evet. Bir şekilde Erdoğan Merkel'e güveniyor ve bir şekilde Merkel de Erdoğan'ı tam istediği noktaya çekemese de bir şekilde onu belli bir kontrol altında tutma gücüne sahip. Nasıl oluyor bu ilişki, nasıl böyle gelişiyor? Tabii detayları bilmiyoruz. Ama son Avrupa Birliği zirvesinden çıkan resim de biraz böyle. Oruç Reis'in Antalya'ya çekilmesi, şu anda tekrar sismik araştırmalara geri gönderilmesi. Bütün bunlar aslında biraz da Merkel'le olan ilişkilerle bağlantılı. Şu anda Alman devleti politikası değil, Merkel politikası var diyebiliriz. Yani Trump'la yürütülen ilişkinin bir benzerini de Almanya'da yaşıyoruz. Ne Evet. Erdoğan'mış ise. Sayın Ersoy, sizinle devam edelim. Bugün Rus basınında özellikle Karabağ'da Türkiye'nin rolüne ilişkin doğrusu çok etkili ve ayrıntılı haberler çıktı. Yani kanaat o ki o haberleri bir şekliyle Rus istihbarat servisi kaynaklarına dayanarak yaptırılmış. Yani bilgiler oradan çıkmış gibi. Kıbrıs'a da bakıyoruz. Kıbrıs'ta açık taraf çok ciddi konuşulmasa da işte ilhaka kadar gidebilecek bir Erdoğan aksiyonundan söz edenler de var. Doğu Akdeniz krizi hakeza benzeri bir tablo. Şimdi bu kriz siyasetini, belki bunlarla ilgili tek tek denilebilecek şeyler de var ama gerçekten sadece iktidarda kalmanın bir yöntemi olarak mı bu kadar aksiyonel davranıyor? Bu anlamda değerlendirmek yeterli mi? AKP MHP bağlamında baktığımızda gerçekten ne yapmaya çalışıyorlar? Yani bu tablo yalnız artık Türkiye için değil, neredeyse tüm dünya için risk olmaya doğru giden bir nokta. Evet. Tabii, teşekkür ediyorum. Ben müsaadenizle sadece bir iki kelime söyleyeyim şu Almanya-Türkiye ilişkilerine dair. Buyurun. En nihayetinde Buyurun. Almanya Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini domine eden ülke. Embaşat ülke yani.
Merkel'in dediği genelde oluyor. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini şekillendiriyor. Merkel uzun bir dönemdir ya Avrupa Birliği müzakerelerinden falan yana da değil, stratejik ortaklık diye bir şey söylediler. Temel olarak şunu söylüyorlar, göç, güvenlik, ticaret gibi pratik konularda, terörle mücadele gibi konularda Türkiye ile biz ortaklaşalım ama demokrasiymiş, insan haklarıymış, hukukmuş vesaireymiş falan bunları bir köşeye koyalım. Son derece real pratik bir yerden gitmeye çalışıyor. Almanya bu tezi 2018 yılından beri açık bir şekilde paylaşıyor. Dolayısıyla işimize bakalım, o diğer konular da çok önemli değil. Avrupa'nın ve Almanya'nın çıkarlarını önceliyor. İkinci bir konu bu mülteci meselesiyle ilgili olarak, bu sadece Suriye Savaşı ile ilgili değil. Avrupa şunu çok iyi biliyor ki önümüzdeki 100 yıl Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan ne kadar insan yerinden kopuyorsa savaşlar sonucu herkes gelip Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçecek. Yani bu temel bir mülteci yolu. Dolayısıyla hani kendi çıkarları gereği Avrupa Birliği bir şekilde iktidarda kim olursa olsun Türkiye ile görüşmek, müzakere etme zorunluluğu hissediyor. Yakın zamanda şahit oldunuz, Almanya Türkiye ile Yunanistan arasında Heiko Maas kendisi geldi, bakanlarla görüştü, gitti. Bir şekilde Yunanistan ve Türkiye'yi aynı masada tutmaya çalışıyor. O meselenin açık çatışmaya dönüşmesini istememesinin en temel nedeni de yenilenmesi gereken mülteci krizi. Bunları dedikten sonra bu Karabağ meselesine geçelim, Karadağ meselesi. Şimdi Türkiye'nin dış politikasında sürekli bir askeri maceracılık hali söz konusu. Erdoğan ben Abdülhamid'im diyor. Etrafına da ne kadar Enver, Talat, Cemal Paşalar varsa ittihatçıları da almış. Yani güncel ittihatçıları da yanına almış. Erdoğan'ın bu saldırganlığını basitçe AKP iktidarda kalmak istiyor gibi okumak çok yanılgılı bir yaklaşım olur. Bu basit bir seçim hesabı değil. Bu AKP ile ilgili bir durum değil. Bu Türkiye'de kurulmuş olan içteki ittifakın, milliyetçi, faşist, ırkçı ittifakın dış politikadaki tezahürüdür. Bugün zaten görmüşsünüzdür, bugün Mehmet Ağar'ından bilmem Korkut Eken'ine kadar bir fotoğraf da verdiler. Çakıcı, semboliktir. Yani aşırı bir yorumlamaya tabi tutmak istemiyorum ama bu mantığın dış politikadaki biz hani tezahürlerini biz izliyoruz. Bir anlamda Kızıl Elma'nın dış politikasını yapıyorlar. Bu fetih mantığı var ya, her tarafa evet, bayrak dikme, her tarafa saldırma. Bu fetih mantığı oluşan bu yeni devletin, derin demiyorum, her şey açıkta aleni artık cereyan ediyor. Eskiden saklarlardı, gizlerlerdi. Şimdi öyle gizleme ihtiyacı da hissetmiyorlar. Bildiğin devlet bu. Ve bu yeni devlet kurulurken Orta Doğu'da yeni bir Orta Doğu'nun da kurulacağının farkında, statükonun değiştiğinin farkında. Biz bu şekilde saldırgan, agresif olarak sahada olmazsak, yeni Orta Doğu kurulurken, Doğu Akdeniz kurulurken, enerji piyasaları yeniden kurulurken biz bunun dışında kalacağız. Dolayısıyla saldırabildiğimiz kadar saldıralım. Nasıl olsa Türkiye'nin jeopolitik konumu gereği bizi kolay kolay Avrupa'da atmaz, Amerika'da atmaz. Biz mümkün mertebe zorlayarak bu kızıl elma siyasetini dış politikada uygulamaya çalışalım. Yani mavi vatan projesi de bir kızıl elma projesidir. İşte Libya'ya asker göndermek de öyledir. Kafkasya'ya dalmak da, Suriye'de Kürtlerin bütün kazanımlarına saldırmak. Erdoğan'ın kriz siyasetinde aynı zamanda Erdoğan'ı tutup iktidarda tutmak da bu dediğiniz kesimlerin yürüttüğü bir plan mı oluyor bu tablo içerisinde? Yani bakın, evet, bu daha böyle belki derinlikli bir analiz gerektirir ama şöyle söyleyeyim. Her iktidar, her devlet belli bir meşruiyet arar, hükümetsel meşruiyet. Erdoğan şu an hala oy alabilen tek lider. Dikkat ederseniz etrafındakilerin hepsi siyasette denemiş ve hiçbir şey elde edememiş insanlar. Devlet Bahçeli, Doğu Perinçek, Süleyman Soylu, işte Büyük Birlik Partisi, yani bu bütün etrafındaki insanlara bakın, hepsi aslında siyaset eskisi, siyasete başaramamış ama İktidarda olabilmek için en nihayetinde Erdoğan'ın getireceği oylara ihtiyaç var. Çünkü legitimasyon dediğimiz, meşruiyet dediğimiz kriz her zaman için vardır. Erdoğan %30'un altına düşsün. Benim iddiam odur ki şu an etrafında olanlar onu bir köşeye koyup kendisine meşruiyet sağlayacak başka bir lider ararlar. Belki Akşener'e giderler, belki CHP'ye giderler. Yani devlet dediğimiz şey, hükümetle bunu karıştırmamak lazım. Dönem dönem yani çalışabilecekleri iktidarlar bulurlar. Dikkat ederseniz 90'larda işte Tansu Çiller'le çalıştılar, Mesut Yılmaz'la çalıştılar, bir ara Ecevit'le çalıştılar. Devlet böyle bir şey. Dolayısıyla meseleyi basitçe
hani Erdoğan'ın iktidarda kalması olarak okumak, bunu bir parti hükümet meselesi üzerinden okumak çok yanılgılıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden kuruluyor, 2023'e hazırlanıyoruz demeleri boşuna değildir ve 2023'e doğru giderken kendilerinin önünde ne kadar varsa, hani alternatif olabilecek, eleştirel durabilen kim varsa yok ederek gitmeye çalışıyorlar. Bu iktidarda kalma değil, bu yeni bir devlet kurmanın mücadelesidir. Bence böyle değerlendirmek lazım. Peki. Armağan Hanım, tekrar sizinle devam edelim. Erdoğan da bu son dönemlerde bazı sıkışıklıklar yaşamaya başladı. Özellikle dış dünyada Erdoğan karşıtı çok sert analizler de yayınlanmaya başladı. Devletler bazında da sert eleştirileri görüyoruz ama sıkışan Erdoğan her seferinde Rojava'ya dönüp orada Kürtleri tehdit ederek kendisine yeni alan açıyor. Ama iş Kürtlere döndüğünde de doğrusu bu konuda çok da tepki almıyor. Yani bugünlerde yine Rojava'ya top atışları başlamış. Yine oradaki halkı tehdit, açık bir şekilde tehdit ediyor. Batı'nın Erdoğan Rojava'ya döndüğünde izlediği siyaseti hem Batı açısından hem ABD açısından belki değerlendirmek mümkün. Doğrusu nasıl değerlendirmek gerekir? Yani Rojava'ya tehditleri hiç ciddiye almıyorlar ya da önemsemiyorlar. Hatta zaman zaman da alan açıyorlar. Bu politika aynı zamanda kendileri için de risk ama Erdoğan'a da çok ciddi bir destek. Bunun nedenini nasıl yorumlarsınız? Doğrusu bu da önemli bir başlık diye düşünüyorum. Yani kendisi için risk mi? Batı'nın ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Avrupa'nın, hani onu ayrı değerlendirmek lazım. Ama ben biraz önce Hişar Öztoy'un söylediklerine tamamen katılıyorum. Yani bugün artık AKP politikalarından değil, devlet politikalarından söz etmek gerekiyor. Ve Türkiye'de işte bildiğimiz devlet politikası Kürt meselesinin çözümüne odaklıdır. Çözümü derken Kürt meselesinin hallolunmasına ve bu hallolunmanın ne demek olduğunu tabii biz Ermeni meselesinden biliyoruz. Yani bir soykırım odaklı politikadan yani söz ediyorsunuz. Işte, artık ne algılarsanız, yani bu meseleye çözüm getirmek değil, bu meseleyi bitirmek, halletmek, yani tam anlamıyla aslında kavramı söylemek gerekirse. Yani bu meseleyi bir daha Kürtler başını kaldıramayacak şekilde bitirmek diye özetleyebiliriz belki, işte isterseniz adına soykırım deyin, isterseniz başka bir şey deyin. Ama devlet siyaseti Türkiye'de her zaman buna odaklıdır ve bu devlet siyaseti bugün iktidardadır. Bugün bu devlet siyaseti sadece Türkiye içerisinde değil, Türkiye dışında da benzer bir politika izliyor. Dolayısıyla Rojava'da izlediği siyasette işte Kobane düştü düşecek diye bayram etme hali zaten bunun açık bir göstergesidir ve buraya odaklıdır. Şimdi Batı derken aslında artık Orta Doğu'yu sadece Batı diye okumamak lazım. Yani ben orada biraz Rusya'yı da işin içine katmaktan yanayım. Çünkü son dönemlerde özellikle şunu göz önünde bulundurursak, Trump'ın iş başına gelmesiyle birlikte Trump aslında NATO bize bir yüktür. Avrupa'yı korumak, Avrupa'nın çıkarlarını korumak Amerika Birleşik Devletleri'ne bir yüktür anlayış üzerinden olabildiğince geri çekti bu anlamda. Yani ne zaman ki Obama güçlerini de Obama'nın bürokrat takımında tamamen tasfiye etti, ondan sonra artık Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nden çok biz artık Rusya'yı konuşmaya başladık ve dolayısıyla biraz da oradan bakmak gerekiyor bana kalırsa. Yani Rusya'nın yol açtığı siyasetten söz etmek gerekiyor. Şimdi Rusya geçtiğimiz günlerde Lavrov'un çok önemli bir açıklaması vardı. Türkiye bizim stratejik ortağımız falan değil, partnerimiz açıklaması vardı. Şimdi evet, stratejik ortağın çok ötesinde bir şeyden söz ediyor. Yani hani bunu aslında geçtiğimiz yine sizle yaptığımız bir programda daha konuşmuştuk. Rusya Türkiye'yi tam anlamıyla bir koçbaşı olarak kullanıyor. Girmek istediği birçok alanda bu sayede giriyor. Yani örneğin Suriye'de Rusya... Çok küçük arada sorayım, koçbaşı dediğiniz için.
Karabağ'da da koçbaşı mıydı Türkiye onlar için? Tam anlamıyla öyleydi bana kalırsa. Çünkü Paşinyan'la Rusya'nın sorunları vardı. Yani Paşinyan bildiğimiz gibi hatta adına devrim dediği bir şekilde iktidar el değiştirdi. Barıştan yanaydı ve Karabağ sorununa çözüm bulmak ama masada çözüm bulmak üzerine vaatleri vardı. Ve en önemlisi milliyetçilik karşıtı bir politikası vardı. Yani Paşinyan Rusya'ya Rusya'nın istediği çizgiye gelmeyen bir isimdi. Onu yola getirmenin yollarından bir tanesi bana kalırsa savaştı. Şimdi yeniden Ermenistan'da artan milliyetçilikten söz ediyoruz ve Paşinyan'ın hatta sanırım Kerim Has söylemişti. Ona kesinlikle katılıyorum. Putin Paşinyan'ı Lukashenko yani işte Belarus Başbakanı kıvamına getirir. Ondan sonra masaya oturur demişti. Bana kalırsa tam da bunu yaptı. Yani orada patron benim. Türkiye'de dedi ki senin işin buraya kadardı. Sen görevini bitirdin. Artık sen bir kenara çekil. Bundan sonrası benim işim dedi. Ve patronun kendisi olduğunu hem Ermenistan'a hem Azerbaycan'a söyledi. Bu arada da ciddi anlamda da silah satışı yaptı. Şimdi Türkiye ile Rusya ilişkileri böyle gidiyor. Yani örneğin geçtiğimiz günlerde işte S-400'lerin Türkiye'de kullanıldığı üzerine üstüne üstlük de Reuters kaynaklı bir haberdi. Reuters'in haberinde her ne kadar şöyle bir şey var, S-400'lerin kullanıldığını söylemiyor. Diyor ki Sinop'a taşındılar, işte S-400'lerin test edilmesi beklenen yerde bir füze fırlatıldı. Şimdi Reuters'in haberlerine son dönemlerde ben bazen kuşkuyla yaklaşıyorum. Özellikle de İngiliz çıkarı varsa. Çünkü aynı operasyonda sanırım İngiliz yapımı dronlar kullanılmış. Yani İngiliz yapımı dronlar atılmış ve o dronlar bir füzeyle vurulmuş iddia ediliyor ki. Şimdi yani Rusya'ya bir taraftan hani göz kırpıyor. Türkiye şimdi hani güya burada ikili bir politika izliyor. İşte bazen Rusya'ya bazen Amerika'ya yanaşır bir politika izliyor. İşte Ermenistan, Azerbaycan meselesinde böylesine hani bir ne bileyim hani bir dersini aldıktan sonra bunun yapılması yani S-400'ün denendiğinin ima edilmesi aynı zamanda sanırım Rusya'ya gönderilen bir şey hani barış mesajı. Biraz buradan da bakmak gerekir diye düşünüyorum ben. Yine konuya geri dönecek olursak peki Amerika ya da Batı'nın Rojava'da ya da genel olarak Suriye'deki tavrı ne derseniz. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemdeki Orta Doğu politikası İran ve İsrail odaklı. Yani İsrail'in çıkarlarına odaklı ve İran'ı orada durdurmaya odaklı. O nedenle orada bir Kürt bariyerinin oluşması özellikle de İsrail'in işine geliyor ve Amerika Birleşik Devletleri de bunu destekliyor. Ama bunu Rojava Kürtleriyle değil, muhtemelen işte KDP tarafıyla çözmeyi düşünüyor. Çünkü Rojava Kürtleri de Amerika Birleşik Devletleri tarafından endişeyle karşılanan bir örgüt. Çünkü sol bir örgüt olmasından endişeler var. İşte sosyalist şeyler söylüyor olmasından, özellik söylüyor olmasından dolayı. Yani Türkiye'yi de kırmayı istemiyor tabii. Çünkü Trump'la Erdoğan'ın arasında ne kadar ilgili diyoruz. Yani özetlemek gerekirse sanırım çok rahatsız değil ne Amerika ne Rusya orada. Peki. Aslında çok derin konular. Çok fazla zaman da gerekiyor ama işte bir program içerisinde sıkıştırarak gidelim. Başlık başlık da olsa konuşalım istiyorum. Ayşegül Karakülhancı ile devam etmek istiyorum. Doğu Akdeniz krizinde Almanya Yunanistan'a destek verdi. Yani hatta zaman zaman Dışişleri Bakanı Heiko Maas sert açıklamalarda da bulundu. Türkiye'ye dönük. Ama Yunanistan'a desteği de Türkiye'yi engellemeye dönük ya da işte olmaktan öte Türkiye ile Yunanistan'ı uzlaştırmaya dönüktü sanki. Erdoğan Almanya'yı tehdit eden siyasetine rağmen Almanya'nın Yunanistan konusunda böyle bir tutum sergilemesini nasıl değerlendirirsin? Bu Erdoğan'a güç veren bir tutum da aynı zamanda Yunanistan'ı desteklerken yaptığı siyaset açısından diyorum.
Ama özellikle de bu Almanya'nın iç siyaseti açısından nasıl karşılanıyor? Yani bir de Almanya'nın bir iç siyaseti var. Siz Merkel siyasetidir dediniz biraz önce. Bu durum nasıl karşılanıyor Almanya'nın iç siyasetinde? Almanya'nın iç siyaseti de tabii yekpare değil. Test çıkıyor şu anda özellikle Türkiye politikası ile ilgili. Tekrar geri dönüp bir bakmak gerekiyor Almanya'nın Türkiye politikasını yeniden değiştirmesi gerekiyor diye sesler çıkıyor. Mesela Yeşiller bu konuda açıklamalar yapıyorlar özellikle. Zaten Sol Parti'nin duruşu belli. Sol Parti hem silah satışının engellenmesini istiyor, bir en azından silah satışının bir süre durdurulmasını istiyor. Hem Avrupa Birliği içerisinde yaptırımların, Avrupa Birliği düzeyinde yaptırımların uygulanmasını istiyor. Orası Sol Parti Türkiye ile ilgili ilişkiler konusunda daha radikal adımlar atılmasından yana. Ama bir taraftan da tabii Merkel'in kendi partisi içerisinde de farklı sesler var. Mesela Heiko Maas'ın Türkiye'nin tekrar Oruç Reis'i sismik araştırma için Akdeniz'e geri göndermesinin ardından Heiko Maas Ankara ve Yunanistan'da ziyaretler gerçekleştirecekti Atina'da. Ankara ziyaretini iptal etti buna tepki olarak. Mesela Heiko Maas'ın işte bu ziyaretini iptal etmesi CDU'nun içerisinde ters tepkilere sebep oldu. İşte bunun sert bir tavır olduğunu açıkladı CDU'dan kimi isimler. Bunun en azından Ankara'ya da tekrar gitmesi ve bu konuyu görüşmesi gerekiyordu dediler. Yani muhalefet tarafından kimi bu ilişkilerle ilgili kimi açıklamalar var, tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor diye, ama diğer taraftan da bu bir koalisyon hükümeti. Bir taraftan da CDU'nun ve SPD'nin birlikte hareket ettiği bir hükümet. Tek bir karar alamıyorlar tabii bu konuda ve Almanya'nın Türkiye ile ilişkileri ne şu anda Almanya-Avrupa Birliği ilişkileri olarak görmek gerekiyor. Türkiye o kadar da Yunanistan konusunda, Doğu Akdeniz konusunda çok kötü bir noktada değil aslında. Bir taraftan da şöyle bakmak lazım. Yunanistan'ın ve Türkiye'yi masaya oturtmaya çalışıyor Almanya. En azından bunu açıklamalarda bulundular. Tamam, biz Yunanistan'a destek veriyoruz, Avrupa Birliği ülkesi destek olmak zorundalar. Ama Yunanistan'ın Akdeniz üzerindeki maksimalist politikasını da tartışmaya açtırdı Türkiye. Yani bu konuda da masada bunu konuşacağız denildi. İşte Türkiye'nin istediği Akdeniz Konferansı, tamam toplayabiliriz, bu konuda konuşabiliriz diyor hem Avrupa Birliği hem Almanya. Yani bu noktada çok da başarısız bir saldırgan bir tutum izlemiş olsa bile çok da başarısız bir politika izlemedi. Ama şunun altını da çizmek lazım. Kıbrıs meselesi aslında Avrupa Birliği için daha önemli Yunanistan'dan ziyade. Çünkü Almanya'nın aslında bir taraftan istediği şu, Kıbrıs meselesinde Türkiye'yi biraz aşağıya çekmek, biraz daha Kıbrıs meselesini konuşulur hale getirmek. Bunu da işte Akdeniz politikası üzerinden Gümrük Birliği'ni hepiniz biliyorsunuz, işte Gümrük Birliği'ni yenileme ve genişletme, işte az önce söylediğiniz mülteci politikasını yenileme ve tekrar para aktarımı belki Türkiye'ye. Bunların hepsi biraz da Kıbrıs üzerinde, Türkiye üzerinde baskı kurmak Kıbrıs meselesinde ve Kıbrıs'ın tanınmasına yönelik adımlar atılması sağlamak diye konuşuluyor. En azından Alman basınında bu tür açıklamalar da çıkıyor. Biraz da belki şunu da söylemek gerekiyor. Suriye konusunu tabii az önce Armağan Hanım da Eşyar Bey de söylediler. Ve işte Kafkaslardaki son durumlar. Biraz Avrupa Birliği'nin adım atmadığı, biraz geride durduğu yerlerde Türkiye agresif politikalarını ön plana çıkartıyor. Ve buralarda masada olmaya çalışıyor. Ve bir şekilde de işte bu agresif politikasıyla ben de varım, bensiz bu coğrafyada görüşme olmaz dedirtmeye getiriyor. Hem bunun tabii Erdoğan'ın iç politikaya yansımaları, iç politikayı bu şekilde ayakta tutuyor. Çünkü oy oranı anladığım kadarıyla anketlerde düşmüş durumda. MHP ile birlikte bile eskisi kadar oy almadıkları görülüyor. Buna yatırım yapıyor belki biraz. Bunu Hişyar Bey daha iyi değerlendirecektir diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da tabii
az önce söylenildiği gibi dengeler değişiyor ve bu dengeler içerisinde Türkiye masada olmaya çalışıyor. Sanırım Almanya'da birkaç yüzyıllık partneri bir şekilde Türkiye bunun çok da olumsuz görmüyor gibi geliyor şu andaki ilişkiler açısından baktığımızda. Biraz önce aslında Hışyar Bey bir giriş yaptı. Yani bazı noktaları derin analiz etmek gerekir dedi de AKP, MHP dışındaki her kesimin de hedefe konduğu bu son döneme ilişkin hep hedefteydi ama bu son dönemde biraz daha belirgin siyasetler gidiyor. AKP ve MHP, HDP ve devrimci muhalefet dediğimiz kesim başta olmak üzere her kesime adım adım yöneliyor ama bu durumu sadece gerilim siyasetiyle iktidarda kalabilen Erdoğan'ın işte gerildikçe bir şekilde kendi taraftarını konsolide etti. Niye ırkçılığı daha çok öne çıkardı, Kürt düşmanlığını, Ermeni düşmanlığını öne çıkardı? Sadece bu yönden yorumlamak gerekir mi? Bu yeterli mi? Bir de biraz önce söylediklerinizi belki tamamlama babında sormak istiyorum. Eğer madem devlet siyaseti ise dün Bodrum'da verilen fotoğraf kime mesajdı? Belki de Erdoğan dışında biraz önce sözünü ettiğiniz yeni bir partner arayışı mı var onlar açısından? Orada da bir kriz gösteriyor sanki. Belki ben o kadar karmaşık aslında bir mesele. Erdoğan'ın tabii ki iktidarda kalabilmek için yaptığı çok çirkin ittifaklar oldu 5 yıldır. Daha doğrusu Fethullah Gülen cemaatiyle mesele yaşadıktan sonra daha önce içeride olan Ergenekoncu dediler, balyoz dediler, işte MHP biliyorsunuz küfür hakaret birbirlerine saldırırlardı. Bir şekilde Erdoğan değişik bir ittifak kurdu. Tabii kendisi iktidarda kalabilmek için her yol mübah dedi. Bugün de hala onu devam ettiriyor. Hatırlarsanız, dikkat ederseniz 2007 Haziran'ından önce en az HDP kadar Devlet Bahçeli de Erdoğan'ın başkanlık sistemine karşıydı. Hatırlayın. Evet, doğrudur. Yani meydan meydan küfür hakaret. En azından biz küfür hakaret etmiyoruz. Ne oldu da 7 Haziran seçimlerinden sonra devlet başka bir konsepte geçti. Bakın HDP'nin seçim zaferinden hemen sonra Rojava'da biliyorsunuz kantonlar birleşmişti. Şu an Serekani Talabiyat yani o Grecipi o alan birleşmişti. Kobane ile Kamışlı birleşmişti. Kaç yıl sonra hani takip edip en nihayetinde rövanşını aldılar. Oraya girdiler filan. Şimdi 7 Haziran seçimlerinden sonra yani maalesef birçok yorumcu içinde yani HDP'de dahil uzun bir dönem bu meseleyi Erdoğan'ın meselesi, bir saray meselesi olarak kodladılar, böyle okudular. Tabii Erdoğan iktidarda kalmak istiyor ama bir devlet konsepti söz konusu. Kozmik odalarına girilmiş bir devlet, yıkılmış bir devlettir. Bunu yaşadılar yani. Yani bütün sırları faş olmuş. O noktadan sonra yeni bir devlet kurmaya çalıştılar. Yeni bir istihbarat, yeni polis, yeni asker. Dikkat ederseniz bütün bu kurumları tek tek yıkıp tasfiye edip yerine yenisini yapmaya çalışıyorlar. Ve bunu hep söylerken de gizlemiyorlar da 2023 yılında Gül Bahçesi olacak diyorlar. Bundan kasıtları da ne kadar faşist varsa iktidara gelecek ve bunun karşısında direnmeye çalışan insani olanı, toplumsal olanı hala savunmaya çalışan bütün güçleri bir şekilde tasfiyeye çalışıyorlar. Yani mesele basitçe Erdoğan'ın iktidarda kalması meselesi değil. Ben sizi temin ediyorum. Erdoğan %35'in altına düştüğü noktada şu an etrafındaki ittifakların önemli bir kesimi homurdanmaya başlayacaklardır. Yani bunlar öyle çok birbirini seven, çok böyle birbiriyle yakın duran normalde kesimler falan değil. Herkes devlet üzerinde kontrol sağlamanın mücadelesini verir. Mesela çok ilginç, MHP ile Doğu Perinçek Erdoğan'ın sağında solunda duruyorlar. Birbirleriyle mücadeleleri devam ediyor ama en nihayetinde kamuoyu önünde herkese mesaj verebiliyorlar. Yani devlet içerisindeki kavga bizim iddiamız odur. Önümüzdeki dönem daha da derinleşecek. Niye? Çünkü kurdukları bu sistem, başkanlık sistemi dediler, ucube bir sistem ortaya çıkardılar.
Bu sistem toplumu, siyaseti, ekonomiyi stabilize edemiyor. Sürdürülebilir bir sistem değil. Dolayısıyla bu şu an onun zorlanmasını yaşıyor ve sadece HDP açısından değil. Her geçen gün daha geniş toplumsal kesimler bu sistemin yarattığı sıkıntıları görüyor. Dolayısıyla bu bir bütün olarak Türkiye'deki siyasal sistemin dönüşümüyle ilgili bir meseledir. AKP şu an buna öncülük ediyor, sözcülük ediyor, liderlik ediyor. Ama devlet bürokrasisindeki gücü önemli oranda paylaşmış. Yani sadece uzatmayayım ama bir iki örnek vereyim. Buyurun. Yani şimdi AKP'nin Türkiye ordusu içerisinde kaç tane komutanı var mesela? Yani böyle bir, yani orada yok. Şu anda yok. Daha önce cemaatçiler üzerinden belli bir kontrol sağlamıştı. Yargıda ne kadar insanı var? Şu an yargıda hani ya şu şöyle bıyığını şuraya kadar indirip hakim koltuğuna oturan insanları biz artık görüyoruz yani. Açıktan yani böyle kadrolaşmış MHP'liler falan. Dolayısıyla bunu bir devlet krizi gibi düşünmek lazım. Sadece Erdoğan'ın işte tabanını konsolide etmek için yaptığı şeyler değil. Biz sürekli olarak bunu böyle taktik durumlar olarak... Şunun da belki de ya Erdoğan bunları yaparken bir şekliyle kendini de güçlendiren yeni oluşumlara da istihbarat ya da Sadat gibi kurumlar üzerinden adım atmadı. Tabii, bunu tabii. Şunun için soruyorum. Bu aynı zamanda gelecekte onlar arasında daha farklı bir çatışmayı da ortaya çıkarır mı? Ya ben açık size söyleyeyim. Erdoğan yani oy seviyesi düşsün. Daha önce bahsettiğim bu yeni rejime, bu sisteme meşruiyet, yani toplumsal meşruiyet sağlayacak o konumunu yitirdiği noktada eminim diyecekler zaten kötü adamın tekiydi. En büyük darbeyi yine yakınlarında yiyecektir yani. Bu böyledir. Dolayısıyla Erdoğan yani karşılıklı olarak birbirlerini çıkarlarını kolluyorlar ve bunları yan yana getiren tek şey var şu an gerçekten baktığınız zaman. Hani Batı düşmanlığı öyle diskurlar var, retorikler var ama en temel olarak Kürtlere karşı kurulmuş bir ittifak söz konusu. Evet, ve Erdoğan Kürt önemli. Meselesi konusunda tamamen MHP'nin dediklerini tek tek uygulamaya çalışıyor. Yaptığı şey budur. Dolayısıyla hani bu böyledir. Devlet artık Erdoğan'ı, tabii bu şu demek değil, Erdoğan devlette hiçbir etkinliği falan yok demek de böyle bir şey de doğru değil. Şu an bir ittifak kurulmuş, bir çıkar ittifakı kurulmuş. Nasıl işlediğini 5 yıldır da görüyoruz. Fakat bu ittifak sürdürülebilir değil. Devlet şu an arayış içerisindedir. Bilmiyorum, belki yarın Mansur Yavaş üzerinden, belki başkaları üzerinden, CHP üzerinden, yani sürekli bu arayış içerisindeler. Bir noktada yani şey olacak bunlar, yani beklemek lazım. Kriz derinleştikçe ya çözüm bulacaklar, çözüm bulamadıkları zaman kendileri çözülecekler. O açıdan çelişkilerin, çatışmaların yoğun olduğu bir döneme gidiyoruz. Her ne kadar sürekli birbirlerine kameralar önünde gül dağıtsalar da ama bu iktidar bloğunun içerisindeki çelişkiler, özellikle de muhalefet, demokratik muhalefet alternatifi koyabildiği noktada göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde, aynen böyle çaya attığınız şeker gibi çözüleceklerdir. Peki. Armağan Hanım, size de benzer bir soruyu sormak istiyorum ama özellikle son günlerde biraz daha öne çıkan bir Enis Berberoğlu kararı çıktı. Anayasa Mahkemesi uygularım dedi. Yerel Mahkeme Anayasa Mahkemesi'ni tanımadı. Işıklar yandı. Peşinden İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu ışıkları yaktı. İşte Ergenekon, Susurluk ve diğer devlet içerisindeki çeteler hiç gizlenmeye gerek görmeden fotoğraf verdiler. Siz bunların tümünün ne anlama geldiğini değerlendiriyorsunuz. Doğrusu farklı derinlerde ne bileyim yeni yeni şeyler mi dönüyor? Biraz önce Şer Bey'in söylediklerine ilişkin de belki görüşlerinizi ifade edersiniz. Evet, yani işte Anayasa Mahkemesi'nde Engin Yıldırım'ın, yani Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın attığı bir tweetle başladı tartışma, değil mi? Yani adamı da pişman ettiler o tweet'i attığına. Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yanıyor. Şimdi ışıkları yanan, hani bizim bildiğimiz hep eskiden Genelkurmay'ın ışıkları yanardı. Bu sefer Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yanıyor. Şimdi bunu bir darbe iması olarak aldılar ama şimdi Anayasa Mahkemesi darbe yapacak bir kurum değil. Tam tersine Anayasa Mahkemesi darbe dönemlerinde bile hani olması gereken, yerini koruması gereken, demokrasilerde vazgeçilmez kurumlardan hukukun işleyişini, hukukun üstünlüğünü söyleyen kurumların başında geliyor. Şimdi bugün işlevi var mı derseniz yok.
Yani artık Anayasa Mahkemesi de emir ve talimatlar doğrultusunda hareket eden bir kurum. Ama yine de hani o kurumsallığına bakacak olursanız darbe makamı orası değil, darbe makamı başka bir yerde. İşte o darbe makamının yardımcısı konumunda ya da o devlet anlayışının, biraz önce Hişar Öztoy'un aslında gayet de net bir şekilde ortaya koyduğu o devlet anlayışının simgesi ve İçişleri Bakanlığı'ndan bizim de ışıklarımız yanıyor diye bir yanıt geldi. Bu fotoğraf tabii aynı günlerdeki bu fotoğraf da yine hani alt alta koyduğumuz zaman bazı şeyleri yine son derece dikkat çekici tabii. Yani çünkü orada gelen fotoğraf, yani işte Mehmet Ağar'la, Alaaddin Çakıcı'yla verdikleri fotoğraf tam anlamıyla bir Susurluk fotoğrafı. Yani Susurluk neydi? Devlet, siyaset, mafyaydı. Yani bugün de verdikleri fotoğraf yine o devlet, siyaset, mafya üçgeninin fotoğrafı. Şimdi bunlarla beraber bir araya geldiğinde bir rahatsızlık mı var? Bilmiyorum yani, o hani şimdi niyet okumak çok kolay bir şey değil tabii. Ama ya bence şu anda Erdoğan'ın konumu bugüne kadar, hani şeyden sonra, FETÖ'den sonra bugüne kadar devlet benden ne istedi de vermedim. Çünkü o günden yani bana kalırsa devletin en güçsüz olduğu dönem, BHP'nin iktidarda olmadığı tek dönem aslında işte Fethullah Gülen hareketinin güçlendiği dönem. Yani hani bir hangisine hangisine tercih edersiniz derseniz, ikisini de birbirine tercih etmem. Hani öyle bir tercih durumunda kalmak tabii korkunç bir şey, ama yine de oradan baktığınız zaman MHP'nin, yani 12 Eylül'den bugüne kadar MHP'nin iktidarda olmadığı tek dönemdir o dönem. Yani dolayısıyla devletin en zayıf olduğu dönemdir. Halbuki devlet onun intikamını aldı. Bugün devlet 12 Eylül rejimini tamamen, yani 12 Eylül istediği rejimi tamamen kurmuş durumdadır. Bütün güçleriyle iktidardadır. İşte Erdoğan da bana kalırsa, Erdoğan ekibi sadece önde görülen işte siyasi bir temsilcidir. Dünyaya seçilmiş bir liderimiz var şeklinde bir isimdir. Dolayısıyla hani niyet okumak zor, ama son günlerde gelen veriler işte %25'e düştü diyor Bekir Ağar'dır örneğin AKP'nin oyları. Bu tabii yeni bir arayışı getirir mi? Getirebilir. Yani çünkü Erdoğan'ın artık arayacağı yeni bir şey yok. Hani %25'in üstüne kimi koyarsanız koyun iktidarı kurması mümkün değil. Dolayısıyla muhtemelen devlet yeni bir arayışa girecektir. Ben tabii Amerika seçimlerinin de yine de Türkiye açısından son derece önemli olacağını düşünüyorum. Yani Trump gider, Biden gelirse, hani ve Obama ekibi yeniden iş başına gelirse Türkiye ile ilişkiler ne olur, ekonomi nereye gider falan. Yani dış politikada bunlar bazı da önemli şeyler diyorsunuz. Önemli diyorum. Evet, Ayşegül Karakülhancı, sizinle bu konuyu devam ettirelim. Kalan zamanda da belki bunlara çözümü özellikle birkaç dakikayla da olsa her birinize sormak istiyorum. Bu konsolidasyonda sanki Erdoğan dışında sözünü ettiğimiz iktidarın diğer kanadını temsil eden Süleyman Soylu gibi duruyor. Yani gibi duruyor, belki biraz fazla da aslında birçok yönüyle. O daha çok devletin o siyasetli dışarıya yansıtıyor. Bu durum sizce hangi sonuca yol açabilir? Yani tabii falcı değiliz, gazeteciyiz, ama en azından parçaları birleştirerek bir okuma yapmak mümkün mü? Dış politika açısından sorduğunuzu düşünüyorum. Dış politikada, iç politikada biraz da içe girebilirse bir şey olmaz. Yani iç politika konusunda orada çok daha iyi bilen kişiler var. Ben çok fazla... Beraber de çalıştık, dış politikaya yoğunlaştığın için içe pek girmek istemiyorsun. İçe girmeyi tercih etmiyorum. İstersen ama dış politika açısından söyle, bir şey olmaz. Şunu söyleyeyim. Mesela geçen Cem Özdemir bir soru önergesi vermişti
Can Dündar'ın konumunu da örnek göstererek Almanya'dan, Türkiye'den Almanya'ya gelmek zorunda da kalan muhaliflerin işte mal varlığına el koymasıyla ilgili bir soru önergesiydi. Almanya hükümeti Türkiye ile görüşmelerde bu konularda görüşüyor mu diye sormuştu. Kabaca hemen böyle özetleyeyim. Alman hükümetinin verdiği cevap da evet, görüşmelerde Türkiye'deki hukukun üstünlüğünün geriye gitmiş olması ve insan hakları konusunun geriye gitmiş olmasını görüşüyoruz. Ama güvenlik sebebiyle, pardon, görüşmelerin gizliliği sebebiyle detay veremeyeceklerini söylemişti Cem Özdemir'e. Cem Özdemir de tweet atmıştı, en azından konuşuyorlarmış diye. Biraz böyle ironik bir şekilde. Şimdi tabii ki de dış politika açısından Türkiye'deki, Almanya açısından da bu çok önemli. Türkiye'deki ilişkilerin, iç ilişkilerin, insan hakları ihlallerinin bu kadar geriye gitmesi, işte HDP'ye yönelik baskılar, HDP'li yöneticilerin belediye başkanlarının tutuklanması, bunlar muhtemelen görüşmelerde de dile getiriliyor, deniliyor ve öyledir de diye düşünüyoruz. Ama yani dış politika açısından çok şu anda çok büyük bir etkisi var mı Türkiye içerisindeki bu geriye gitmenin diyecek olursanız, şu anda çok bir etkisi yok. Çok da çok uzun zamandır Türkiye'de iç politika bu halde, işte 2016'dan biraz önce bahsedildiği gibi işte darbe süreciyle beraber bu geriye gidiş başladı. Avrupa Birliği yapabileceğini yaptı, işte müzakereleri durdurdu. Hala 2016'daki o önlemler devam ediyor Türkiye'de. Tırnak içerisinde hala endişeliyiz modunu da aşamadılar. Hala endişe. Şimdi eğer ülkenin iç politikasında az önce hani muhalefet partileri açısından da düşünelim. Yani muhalefet ne yapıyor? Türkiye halkı ne istiyor? Türkiye halkının verdiği kararlara ne kadar etkisi olabilir Avrupa Birliği'nin ya da Almanya'nın? Hani biraz bu açıdan bakmak lazım. Hani bir orada bir hareketlenme, orada gerçekten bütün muhalefetin bir arada durması, güçlü bir ses çıkarması durumunda belki işte Avrupa Birliği'nden ya da Almanya'dan biraz daha belki yüksek tonda ses çıkabilir. Ama şu anda herkes kendi bulunduğu pozisyonu korumaya çalıştığı için bu Türkiye'nin iç meselelerine çok kimse dokunmak istemiyor. Evet. Biraz da böyle patlamaya hazır bomba gibi, yani Türkiye'de de bir karışıklık, iç karışıklık çıkarsa Avrupa'ya yeni bir Türkiye'den de göç dalgası olabilir. Zaten şu anda gazeteciler, politika yapamayan siyasiler, işte çıkabilenler çıkıyor. Daha büyük sayıda bir Türkiye'den göç başlarsa bunu Almanya nasıl durduracak ya da Avrupa Birliği dış sınırlarını nasıl koruyacak? Bunların hepsi onlar açısından ciddi sorunlar tabii. Olur. O yüzden iç politikanın kendini yani yenilemesi gerekiyor ki Batı'dan da demokratik açıdan oraya destek olunabilsin. Ama sanırım bu konuyu Hışyar Bey daha iyi değerlendirecektir diye düşünüyorum. Peki, ben de hemen Hışyar Bey'e aslında son turumuzda biraz da kalan zamanı verimli değerlendirelim. 12-13 dakikamız var. Üçer dakikayla şöyle yanıt verebilirseniz sevinirim. Tüm bunları saydık ama bunlar aynı zamanda bir çıkış yolu da gerektiriyor. Aslında HDP'nin ve devrimci muhalefetin çıkışı bu konuda önemli ama her taraftan da saldırı altında. Peki sistem içi siyaset dediğimiz diğer kesim, işte CHP'dir, sistem içi muhalefet pardon, CHP'dir, İYİ Parti'dir, işte son dönemde AKP'den ayrılan İki ayrı parti daha var. Onlar da hareketlenmiş. Gerçekten bu kesimler neyi bekliyorlar? Ya da sadece Hışyar Bey'in dediği gibi işte Erdoğan'ın yerine yeni partner olmayı bekleyerek Türkiye'yi düze çıkaracaklarına mı inanıyorlar? Hışyar Bey, isterseniz sizden başlayalım. Bu da aslında bir şekilde çıkış yolu açısından önemli diye düşünüyorum. Evet, çok kısa hemen ben özetleyerek paylaşayım ama aklım az önce Ayşegül Hanım'ın o konuştuğu konuda kaldı. Ben şöyle bir şey önereyim. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile Türkiye ilişkilerinin dair Fehim Bey bir program yapsın. Orada detaylı konuşalım. Çünkü o başlı başına gerçekten önemli bir konu. Çünkü Avrupa Birliği ile Türkiye arasında vize serbestiyeti, gümrük birliği ve hani katılım müzakereleri 3 başlıkta. 3'ü de donmuş durumda.
Biz HDP olarak da doğrusu yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini toparlanması gerektiğini tabii ki düşünüyoruz. Fakat bu her üç başlığın da Avrupa tarafından demokrasi, hukuk, insan hakları koşullarına bağlanması gerektiğini düşündük. Mevcut durumda da öyle. Yani demokrasi, hukuk, insan hakları konusunda Türkiye bir irade gösterirse bütün bu fasılların, başlıkların açılması tabii ki ilişkilerin normalleşmesi açısından önemli olur. Kapatayım bu meseleyi burada ama bunu lütfen bir başka program olursa detaylı bir şekilde olur. Tartışalım. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye ilişkileri, ki Almanya'nın rolü bu noktada son derece önemlidir. Tek başına belirleyici olmasa da en önemli faktör. %60 Almanya diyebilirim, belki detaylı konuşuruz. Şeye gelince, muhalefet bu konuda ne yapabilir? Muhalefet bir defa seçimi beklememesi lazım. Biz ısrar ediyoruz. Şu an yeni partiler var, hani kuruluş aşamasında Babacan'ın, Davutoğlu'nun, yine İyi Parti, başka bir cenahta CHP. Yani şu demokrasi ittifakı, yan yana gelme meselesini, bu Türkiye'nin yaşadığı bu köklü sorunları aşabilmek için bu mesele basit bir seçim ittifakı olarak değerlendirilmemeli. Maalesef genelde muhalefette ya hele seçime daha çok var, seçim bir yaklaşsın bir bakarız gibi modundalar. Biz HDP olarak ısrarla şunu öneriyoruz. Seçimi beklememek lazım. Bir, seçim nasıl olacak, hangi koşullarda olacak daha göremiyoruz. Daha o şapkanın içerisinde kaç tane tavşan çıkaracak Erdoğan ve Bahçeli. Seçim yasasını değiştirmeyi planlıyorlar. Bir sürü şey var. Şu an muhalefetin yapması gereken minimum düzeyde bir demokrasi programı çerçevesinde konuşmaya başlamak, yan yana gelmeye başlamak. Bundan kastım şu, örneğin Kürt meselesi konusunda biz muhalefetle önemli oranda anlaşamıyoruz. Yani CHP'nin bir kesimiyle, özellikle işte İYİ Parti ile vesaire. Örneğin dış politika konusunda HDP sürekli yalnız kalıyor. Yani barış politikası konusunda, barışçıl dış politika konusunda CHP ile İYİ Parti'yi görüyorsunuz. Koşup koşup Erdoğan'ın peşine ikide bir sıra diziliyorlar. Bir Libya'daki tezkereye karşı çıktılar. O da orada Kürt olmadığı için. Vallahi Libya'da Kürt olsaydı ona da karşı çıkmayacaklar belki. Yani. Şimdi hal böyleyken yan yana gelinebilecek ama kimi noktalar var. Örneğin mesela herkes kime sorarsanız ya güçler ayrılığı olsun, yargı bağımsız olsun diyor. Mesela parlamenter sistem ya da güçlendirilmiş bir parlamenterler sistem eskisi gibi değil. O da zaten çalışmıyordu. Bu başkanlık sistemi, bu ucubeyi aşmak lazım. Mesela siyasi partiler yasasının demokratikleşmesine doğru bir konsensüs olabilir. İyi Parti bile bunları söyleyebilir, gelebilir. Dolayısıyla şu an muhalefetin yapması gereken seçim gününü beklemeden kimi minimum ajandalarla söylüyorum. Yani temel demokratik ajandalarla bütün muhalefeti ya da AKP, MHP'nin dışındaki bütün kesimin ve geniş toplumun çıkarlarını savunan böyle bir herkesin anlayabileceği başlıklarda bir demokrasi programı etrafında bir an önce yan yana gelip konuşmaya başlamamız lazım. Alternatifi muhalefet ortaya koyabilirse ve toplum da buna inanırsa ben sizi temin ediyorum şu an %40 civarında görünenler %20'yi bile bulamayabilirler. Toplum çok sıkışmış ve çıkış arıyor. Bu da başta HDP olmak üzere tabii ki bizim boynumuzun borcu. 2019'da denediğimiz o stratejiyi daha da genelleyip o çıkışı da hani yaratma konusunda da halkımıza da söz vererek ben burada bitireyim. Teşekkür Peki. ediyorum. Görünen o herhalde, o biraz önce bahsettiğiniz devlet, diğer sistem için muhalefette de çok boş durmuyor. Orada da rahat, yani orada da bir şekliyle kontrolleri var. Armağan Hanım, siz bu konuda ne düşünürsünüz? Ben soruyu tekrar etmeyeyim. Sizin de görüşlerinizi alayım bu konuda. Aslında biraz önce zaten konuştuk. Siz de söylediniz. Hişar Özsoy da söyledi. Ayşegül'ün de söylediği şeylerin içerisinde vardı. Türkiye'de şu anda iktidarda olan devlet, Allah'tan Türkiye'de HDP gibi, ya Allah'tan gidemeyeceğim hani, neyse ki HDP var. Hiç olmazsa hani Türkiye'deki klasik devlet anlayışının, yani baskıcı, işte demokratik çıkarımları hiçe sayan, yayılmacı, ittihatçı devlet anlayışına karşı çıkan, bunun dışında duran tek bir parti var, o da HDP. Onun dışında devlet, yani hani muhalefet, niye muhalefet etsinler ki? Zaten devlet iktidarda. Yani öbürleri de zaten devletin partileri. Dolayısıyla hani zor
Zor bir süreç. Çünkü CHP örneğin demokratik bir çizgide durabilseydi, CHP SHP kadar demokratik olabilseydi bugün Türkiye'de farklı şeyler yaşanırdı. Yani de o toplumsal dönüşüm yaşanabilirdi. İşte belki Hişar Özsoy'un söylediği gibi tek bir ortak nokta var. O da hukukun üstünlüğü ve güçler ayrılığı. Belki burası bir şey olabilir, ittifak noktası olabilir. Hı hı. Burada bir araya gelinebilir. Yoksa muhtemelen devlet şu anda diyor ki siz sıranızı bekleyin. İşte bu meseleleri biz şu anda güçlü iktidar var onlara hallettirelim. Sizin de sıranız şöyle sonra bir şey gelecek. Eklesem dediklerinize yani bir de partiler dışındaki dengeler açısından baksak. İşte toplumun geniş bir kesimi, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, yani gidişattan rahatsız olan çok geniş bir halk kesimi de var. Onlar ya açısından... Kamuoyu yoklamalarında zaten bu çok net görünüyor. Yani örneğin %25'e düşüyor AKP'nin oyları ama CHP'nin oyları da düşüyor ya da yükselmiyor en azından. Şimdi dolayısıyla kararsız oyların çok hızlı bir şekilde artışından söz ediyoruz. Mesela HDP'nin oyları bunca baskıya rağmen, bunca şeye rağmen hani artık neredeyse kadrolarını tamamen içeriye atmalarına rağmen HDP'nin oyları düşmüyor. Ama CHP'nin oyları bir adım ilerlemiyor. Bu bir sorun tabii. İşte o kararsız oylara bakmak lazım. O kararsız oyların büyük bölümü orada dediğiniz gibi yani Tabipler Birliği'ndeki değişim, işte baroların karşı çıkışı, sendikaların karşı çıkışı. Bugün son derece önemli bir şekilde madencilerin örneğin bir albaya korkmuyoruz sizden ya korkmuyoruz demesi yani bunu söyleyebilecek noktaya gelmesi lazım insanların bunu Sudan gerçekleştirdi üstüne üstlük Ömer Beşir gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan bir soykırım suçlusunun ülkesinde Sudan gerçekleştirdi Türkiye'de bu potansiyel mutlaka var. Ayşegül, bunun dış siyasete yansıması nasıl olacak bilmiyorum ama biraz da iç siyaset üzerinden sorayım. Sen dışarıdan bakınca Türkiye'yi nasıl görüyorsun? Özellikle demokratik ittifak konusunda gerçekten var olan dengeler birlikte hareket edebilir mi? Avrupa, özellikle de Avrupa bu konuda tetikleyici olabilir mi? Birkaç dakikayla özetlesen. Ben yine dış siyasete bağlayarak onu söyleyeceğim. Az önce bahsettiğiniz o toplumsal muhalefet hani aklıma hemen şey geldi. 101 Aksaçlı'nın yaptığı çağrı çok büyük bir çağrıydı ve çok da geniş yankı buldu. Karşılığı hemen Avrupa'da, Almanya'da Alman ya Türkiye Kültür Forumu bir çağrı yaptı ve o çağrı Avrupa'da da geniş yankı buldu. İşte önce Almanya içerisinde başlamıştı ama sonra işte İskandinav ülkelerinden de katılmak isteyenler oldu. Belçika'dan katılmak isteyenler oldu. Genişledi o çağrı. Hemen oraya çok büyük bir destek geldi. Mesela Avrupa'daki muhalif kesimin de Türkiye'deki içteki muhalif kesime destek verme çabaları var. Bunları birleştirebilirler belki toplumsal kesimler açısından. Daha güçlü bir ses olabilir bu politik üzerine. İşte Merkel'e açık mektup yazıldı. Türkiye siyasetinin tekrar gözden geçirilmesi istendi. Bunlar Avrupa açısından aslında önemli adımlar. Mesela şöyle bir şey olabilir. Gelecek Partisi'nin içerisi kadrosundaki Mustafa Yeneroğlu Almanya'da çok etkili isimlerden biri aslında ve çok da ciddi bir çevresi var. Eğer bir burada işte Avrupalılarla Almanya'da %60'ı dedi az önce Hişyar Bey, o yüzden söyleyelim. Alman siyasetiyle daha güçlü bağ kurabilirler. Türkiye üzerindeki insan hakları en azından ya da hukukun üstünlüğü meselelerinde işte HDP ile ortaklaşılan konular bunlar. Burası yani üzerinden Babacan'ın siyasi yaklaşımı biraz da Erdoğan'ın çıkışına benzediği için soruyorum. Gerçekten böylesi bir değişime yol açar mı? Yani sonuç itibariyle Türkiye'deki siyaset açısından çok da umut verici, güçlü, demokratik söylemlere sahip değil. Yani bir şekliyle Erdoğan'ın 2002'deki çıkışı ya da 2000'den sonraki çıkışı gibi görünüyor. Yani liberal, demokrat böyle etliye sütliye dokunmayan ama işte oy verin geleyim iktidara diyen bir çizgi. Avrupa bunu mu tercih eder? Bu açıdan mı değerlendiriyorsunuz? Kime sorduğunuzu? Sağ. Bana mı? Aha. Pardon. Ben acaba oraya mı sordum? Ya hayır, şöyle demeye çalışıyorum. Yani Babacan yeni bir heyecan, Türkiye'de kurulan hiçbir yeni parti Avrupa'da bir heyecan yaratmadı.
En azından Erdoğan'ın yerini alabilecek güçlü oldukları düşünülmüyor şu an itibariyle belki. O yüzden de çok mesafeli duruyorlar. Bu durumda Avrupa'nın onlara gitmesi değil, onların Avrupa'ya gelmesi gerekiyor belki. Bir adım daha işte biz hukukun üstünlüğünü koruyacağız, insan haklarını işte önemsiyoruz diye. Belki bunu daha ciddi bir şekilde dile getirmeleri gerekiyor. Ben aslında İyi Parti ya da Gelecek Parti ya da DEVA bunların işte oy alacağını ya da işte iç siyasette çok önemli adımlar atabilecekleri açısından söylemiyorum. Hani toplumsal muhalefetin birleşmesi açısından söylüyorum. Belki bu iki nokta üzerinden birleşebilirlerse HDP ile beraber, belki bu birleşme işte dış siyasete de etkiler ve buradan biraz daha farklı bir baskı ulaşabilir hükümet üzerinde. Peki. Belki bir iki noktada geri adım atılabilir ama iç politikada nasıl bir yankısı olur bu gelişmelerin? Ben o konuda çok umut var mı bilmiyorum. Ben öyle düşünmüyorum, en azından onu değil. Bir iki cümleyle Şer Bey belki HDP ile ilgili de söyledi. Yani, arkadaşlar tabii iç politikada tabii ki umut vardır. Bu sadece HDP ile ilgili bir durum değil. Toplum çok ciddi bir arayış içerisinde. Yani 100 yıldır devam eden mücadelelerin mirasçısı, hani hareketler, partiler olarak konuşuyoruz. En karanlık olduğu dönemde bile umut hiçbir zaman bitmez. Siz göreceksiniz. Bunu bir siyasetçi iyimserliğiyle demiyorum. Yani meslek olarak akademisyenim ve çok da karamsarım. Ama bütün mesleki karamsarlığıma rağmen ben gerçekten ümit varım. Bu toplumun içerisinden bir alternatifi biz çıkaracağız. Hem de çok uzak zamanda değil diyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum tekrardan. Evet. Ben de 1971 darbesinde çocuktum. 80'de gençtim. Darbeden etkilendim. O günden bugüne kaç darbe yaşadım. Hiç umut gitmedi. Ben eminim ki umut bitmeyecek. Ben her üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Emek ve katkılarınız için. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Sevgili izleyiciler. İyi akşamlar. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Konuklarımızla Türkiye'nin iç ve dış siyasetini konuştuk. Erdoğan'ın geleceğini konuştuk. Bir dahaki medya haberde gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.